Oh be sonunda gösteriyi paylaştım kafam o kadar rahatladı ki. Bu podcast biraz daha böyle kendi aramızda muhabbet podcasti. Araya sıkıştıracağım. O yüzden de arkaya bir görsel koymayı düşünmüyorum. Yani çizim videosu olur büyük ihtimal arkada. Belki arada bir şeyler yerleştiririm. Zaten birçoğunuz biliyor bir yandan da sahnelere çıkan biriyim. Normalde zaten tek kişilik gösteriler yapıyorum ama çekimli olacağı için bu sefer her detayını düşünmen gerekiyor. Son bir aydır, bir buçuk aydır resmen zihinsel olarak işkence görüyordum. Kafam o kadar yoruldu ki. Organizasyon normalde doldurabileceğimin iki katı kadar bir mekanı bana verdiği için zaten burada her podcast'e lütfen gelin, yalvarırım gelin minimalinde duyuruları görmüşsünüzdür zaten. Mecburduk. Çok şaşırtıcı bir şekilde de doldurduk. %90'ı doldu. Ben de şaşırdım. Demek ki zorlayınca, tehdit edince gelebiliyormuş insanlar. Ama gerçekten o süreç çok kafa yorucuydu ya. Sürekli dolacak mı acaba? Bilet satış sitesindeki koltukları her gün takip ediyorsun. Günde 4-5 kere en azından o sayfayı yeniliyorsun. Tam böyle birileri koltuğu seçiyor. 5 dakika sonra yeniliyorsun. Almamış oluyorlar. Bir seviniyorsun. Bir garipsiyorsun. Bir gerginlik var. Bu zaten tek başına yeterli değil. Normalde sahnedeyken daha dağınık bir şekilde anlatıyorsun. Videoya çekeceksen kayda alacaksan bunları birbirine bağlaman gerekiyor. O bağlamlar için düşünüyorsun. Toparlanacak yer varsa toparlamaya çalışıyorsun. Belki son bir ayda kafana yeni bir set oluşabilir. O set için çabalıyorsun. Gösterinin ortasında anlattığım mesela o götü kopana arkadaş. Bu bizim yıllardır muhabbetini döndürdüğümüz bir olay aslında ama sahneye hiç taşımadıydım. Dur bunu bir sahneye taşıyayım oldu. Son bir ayda onun için ayrı çabalıyorsun. Diğer setlerin küçük detayları için ayrı çabalıyorsun. Bayağı yorucuydu kısacası. Ve bunları yaparken de diğer işlerimi kestim. Ve bu yüzden de bayağı bir borç birikti. Şu an iş gücü kaybıyla birlikte bir gösteriyi çekmek bana 60 bin lira 70 bin liraya kadar mal oldu. Çok büyük sorun mu? Yok. Çalışır o arayı kapatırız bunda sorun yok. Bir yandan da artık podcast'lerde daha rahat yüklenebileceğim. Onun rahatlığı var. Zaten şu anki planım animasyonu bir tık azaltıp podcast'i bir tık daha geliştirip onu yayınlamak. Zaten o yüzdendir. Bir süredir görselli podcast'ler paylaşıyorum. Şu yüzden buranın kitlesi daha akıllı. Yaşı daha büyük. Daha ortak sorunlardan, daha ortak şeylerden bahsedebiliyorum. Burada beni açabiliyorlar. Zaten hani yaklaşık bir 5-6 aydır ben animasyon kanalının yorumlara bakmıyorum. Baktıkça sinirlendiğin oluyor çünkü hani çok basit çok düz yorumlar var. Fikirler de öyle. Bir de komik tarafı o kitleye şu an hiç alakaları olmayan bir şekilde stand-up paylaşıyorum. Sektörden olmayanlar bunu çok büyük bir avantaj olarak düşünüyor aslında. Aa ne güzel 270 binlik bir kanalım var stand-up paylaştım mı orası coşar milyonlar izlenir. Yok öyle bir dünya. 3 dakika 5 dakika resimli çizgili animasyon paylaştığım bir yerde uzun bir gösteri paylaşırsan algoritma şunu diyecek. E ben bunu kitleye önerdim. Çok azı izliyor ve çok az oranda izliyor diyorlar O zaman ben bunu daha fazla kişiye önermeyeyim. O yüzden sancılı bir süreç başlayacak benim için. podcastlerin sonuna koyarım. Buradaki kitle gösterilere gelen gösterileri izleyen kişiler olduğu için... ...daha rahat o videoları izleyebiliyorlar, gösteriyi izleyebiliyorlar. Zaten öyle arkadaşlar gibi 3 milyon 4 milyon görüntülenme hedefimiz yok daha çok. Bir basamak benim için. Uzun vadede 500 bini yakalasa çiçek gibi olur. O yüzden yan hesaplarınızdan beğenilerinize ihtiyacım var. Bu arada geçen burada toplulukta paylaşmıştım arada etkinlik bazında değil de buluşma bazında bir şeyler yapabiliriz diye. Şöyle bir şey düşündüm. Kadıköy'de sakin mekanlar var. Haftanın sakin bir günü. Akşamları orada oturup içebiliriz. Bunu belki iki haftada bir, belki ayda bir yaparız. Böyle paralı bir etkinlik vesaire gibi düşünmeyin. Gösteri gibi düşünmeyin. Toplaşıp, tanışıp, muhabbet ettiğimiz bir mekana geçeriz. Baktık güzel gidiyor. Ben mekanla konuşurum. Bizim masaya ayrı bir indirim de sağlayabilirler. Şimdi planımda bu var. Yakında detayları konuşuruz. Tabii 18 yaş üzeri olacak çünkü alkolü mekan. Artık rahatça podcastleri de paylaşabilirim. Gösteri kurgusu bitti sonuçta kafam rahatladı. Bir yandan da çizimlere geri dönebilirim. Ama artık daha kafama göre bir şeyler çizmeyi planlıyorum. Zamana karşı yarışmak değil de yetiştirmek değil de keyfi esiyorsa uzun bölüm, keyfi esiyorsa shorts. Daha rahat çalışmak istiyorum. Oradan kurtardığım vakti de gösterilere ayıracağım. Baharda zaten biraz daha geniş bir turnuya çıkmayı planlıyorum. En azından bir 10 şehir. Bu da bugünün ikinci podcast olur büyük ihtimalle. Bunun yanında başka bir şey de paylaşırım. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Gösteriyi izleyin. Öpüyorum hepinizi.